Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte az sonra 4. çeyrek beklentilerinde bilanço sezonunu konuşacağız. Öncesinde ise dönelim Ahlatçı Yatırım'a. Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikteyiz bu sabah. Barış Bey, küresel piyasalara baktığımızda koronavirüsten yavaş yavaş sıyrılma çabası takip etmekteyiz bu sabah. Güvenli limanlar düşerken biraz daha riskli varlıklara alım geldiğini takip etmiştik. Tabi bugün Fed günü aynı zamanda. Faize çok bir beklenti belki yok ama aşkın rezervleri ödenenler, aynı zamanda belki repo piyasası ile ilgili ifadeler ve tabii koronavirüs acaba ekonomi üzerinde etkili olacak mı? Bununla ilgili paylaşabileceği mesajları piyasa merakla bekliyor. Neler beklersiniz? Evet, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hafta ortasına geldiğimiz bugün itibariyle piyasaların ilgi odağı, ana konusu Çin'den kaynaklı virüsün şu anki etkileri. Yani bakıldığında tabii ki hafta başından bu yana, özellikle geçen haftadan beri zaten baktığımızda bu virüsün daha fazla yayılmasına dayalı endişeler ve bunun da özellikle Çin'le ihracat iş ilişkisi olan ülkelerle birlikte değerlendirildiğinde ülke ekonomilerinin birçoğunda büyümelerini daha fazla sekteye örtebileceğine dair ilişkin endişeler tabii ki riskli varlıklardan çıkışları gündeme getirmişti. Tabii düne kadar böyle bir eğilim meydana geldiğini görüyoruz. Fakat hani baktığımızda yavaş yavaş hani bu virüsle ilgili yeni haber akışlarının beklenmeye alındığı ve daha fazla yayılma olup olmayacağına dair işte bekleyişlerin de değerlendirmeye alındığı bir günde biraz tepki hareketleri. Aslında işte Avrupa seansında bunu görmeye başladık. Ve daha sonra ABD endekslerinde de yine görmeye bunu devam ettik. Yani biraz sert düşüşlerin ardından biraz toparlama aşaması, bir sıçrama yukarı yönlü tepki hareketi olarak şu anki hareketleri görebiliyoruz. Tabii ABD özelinde tabii biraz daha değerlendirme yaparsak orada dün gelen olumlu veriler vardı. Dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni gibi beklenti üzerinde gelen veriler, yine konut sektörüyle ilgili gelen verilere de baktığımızda olumlu gelen veriler o tarafta toparlanmayı biraz daha destekliyor. Aynı zamanda Apple gibi teknoloji sektörüne ait şirketler arasında Apple'ın bilançosunun iyi gelmesi ve teknoloji hisselerinin yukarı yönlü hareket etmesi de o tarafı olumlu anlamda etkiledi. Bir miktar virüs etkisinden, virüsün bulaşıcı etkisinden biraz sıyrılmış bir görüntü var şu anda. Tabii ki içeriye baktığımızda tabii 124.500 zirve seviyesini test ettik. Yani rekor bir seviyeydi orası. Daha sonra o değerlendirmelerimizi yapmıştı daha önce de zaten. Yani teknik göstergelerde meydana gelen bu yorgunluk belirtileri bir miktar düzeltme eğilimlerini meydana getirebilir demiştik. Tabii bu virüs etkisini bize de bu noktada sirayet ettiğini gördük. Yani çok sert olmasa da bir miktar bu düzeltme eğiliminin de bu gelişmeler kaynaklı olarak bizim tarafta meydana geldiğini görüyoruz. Yani baktığımız aslında 119.400 dünün en düşük seviyesiydi. Burası aslında daha önceki seviyeler olarak baktığımızda bir miktar boşluk olarak tabir ettiğimiz yere denk geliyor. Oraya kadar gelip oradan tepki aldığını tekrardan gördük endeksin. Nitekim VIOP tarafına baktığımızda da dün 6'ya kadar olan seansta bir negatif eğilim vardı. Fakat işte ABD Avrupa tarafının pozitif hareketiyle VIOP tarafının gece seansında, yani akşam seansında pozitif tarafta kapandığını gördük. Nitekim şimdi baktığımızda da yani ben buraya doğru gelirken 1000 puan kadar bir artıda bir hareket vardı. Bu bağlamda baktığımızda endeksin yani bu gelişmeler ışığında Avrupa tarafı pozitif, ABD tarafı vadelerde pozitif gözüküyor. Asya tarafına bakarsak Japonya tarafı yine pozitif tarafta. Hong Kong endeksini, Hang Seng'i hariç tutarsak bu bağlamda bizde de endeksinde pozitif başlangıç yapması bu noktada artık mümkün gibi gözüküyor. Bizim bakacağımız ilk direnç seviyesi burada 121.500. Bunun üzerinde bir tekrardan tutunma bizim görmemiz gerekecek endeks için. Yani içeriye baktığımızda bir risk unsuru oluşacak bir gelişme şu an için yani yakın vadede pek gözükmüyor. Bu aşamada baktığımızda da bu düzeltme hareketlerinden sonra yukarı hareketin devam etmesini bekleyeceğiz açıkçası. Tabii bilanço sezonu başlıyor. Yarın itibariyle bankalar gelmeye başlayacak. Yani bankalarda özellikle 4. çeyrek bilançolarında bir miktarda olumlu sonuçların gelmesi muhtemel. Özellikle faiz indirimlerinden sonraki süreçte baktığımızda kredi mevduat makasının açılmasıyla ve mevduat tarafından kaynaklı olarak faiz gelirinde bir artış, özellikle kredi tarafındaki canlanmayla birlikte faizlerde ücret ve komisyon gelirlerindeki artışla birlikte orada karlılıklarda yukarı eğilimler olması muhtemel. Bunların bir miktar fiyatlandığını belki söyleyebiliriz fakat beklenti üzerinde gelebilecek sonuçlar yine endeksi bankacılık özelinde olumlu anlamda etkileyebilir. Bunları da takip ediyor olacağız. CDS tarafında yine 238'i seviyelerdeyiz. Bu da aslında önemli bir gelişme. Yaşanan bu virüs gelişmelerine rağmen içeride riski arttıracak bir unsurun şu anda ufukta olmaması yine aslında Borsa İstanbul açısından olumlu seyrin devam edeceğine dair işareti bu noktada gösteriyor. Bu aşamada yine az önce değindiğim gibi 121.500 üzerinde bir tutunma meydana gelirse sonraki aşamalarda yeniden 124.500'e doğru bir hedef önümüzdeki günlerde
tekrardan gündeme gelebilir diye de düşünüyorum. Kur tarafına bakarsak kısaca, orası oldukça yatay. Yani burada bir aylık opsiyon oynaklığını bir süredir takip ediyorum. Orada %8'in altında hala bir devam eden görüntü var. Bu aşamada yine CDS'i de az önce bahsettiğim gibi değerlendirdiğimizde önemli bir risk fiyatlamasının olmaması bu aşamada kurun da sakin seyretmesine neden oluyor. Bu haftanın tabii bir diğer önemli gelişmesi biz açımızdan baktığımızda enflasyon raporu olacak. Burada %8.2'lik enflasyon tahmininde belki bir değişiklik yapılması olmayabilir. Ben böyle bir beklentim yok benim, fakat özellikle son günlerde petrol fiyatlarında meydana gelen geri çekilmenin enflasyon raporunda, enflasyon petrol fiyatları açısından bakıldığında aşağı yönlü bir revizyon olması ihtimali gündeme gelebilir. Eğer bu olursa enflasyon beklentilerine dayalı biraz daha olumlu bir seyri meydana getirebilir. Bu da özellikle Türk lirası özelinde biraz daha güçlü bir seyri meydana getirebilir. O yüzden kur tarafında ben 5.95-5.97 seviyesi üzerinde şu an için bir hareket beklemiyorum. Aşağıda 5.90-5.88 bölgesi de biraz daha kısa orta vadede izleyeceğim destek seviyeleri olacaktır diye orayı da söyleyebilirim. Allah Çatır Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.